Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kelan Karay ile TYT Geometrik Amp'ın 29. haftasının 4. videosundayız. Kitabımızda koni konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani koninin 2. videosundayız. Hemen bakıyoruz nerede kalmıştık kitabımızda sayfa numarasına. Evet şöyle 272 ve 273 anlatacağız size. Şöyle iki tane soru kalmıştı bir de kesik koniden bahsedeceğiz size. Bu dersimizde haydi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 16'da kalmıştık. Şekil 1'de yüksekliği 6 cm olan. Evet yüksekliği 6 cm'ymiş bunun. Hemen bunun Şunun yüksekliğini gösterelim. Dik dairesel koni şeklinde bir tıpa. Şekil 2'de ise 10 cm yüksekliğine kadar su dolu olan bir dik silindir verilmiştir. Evet şuraya kadar 10 cm'ymiş. Tıpa silindire takılırsa silindirin içindeki su miktarı azalmadan şekil 3'teki görüntü oluşuyor. Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir diye soruluyor. Arkadaş ne oldu burada? hiçbir şekilde bak her yere dolu ve tıpa olmuş oldu değil mi burada? Aslında ne oldu? Burası boşluk kadar değil mi? Evet. Ben bu tıpayı taktığım zaman içindeki boşluk tamamen gitmiyor mu? Evet. Şimdi biz genelde sulu sorularda ne yapıyorduk? Cismin içindeki suya dikkat ediyorduk. Ama bazen de cismin içindeki şuradaki boşluğa dikkat edebiliriz. Yani bu ne demek? Bu tıpa buradaki boşluğu doldurmuş oldu. O yüzden boşlukla tıpa ne olmak zorunda? V boşluk ne eşit olmak zorunda? V tıpaya eşit olmak zorunda. da o zaman V boşluk V tıpadan yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bu birinci yol olsun. Bir de ikinci yoldan da sana bir şey göstereceğim. İkinci yolda ÖSYM o tekniği çok kullanıyor arkadaşım. Şimdi dinle bakalım. V boşluk. V boşluk dediğimiz nedir? Yarı çapını bilmiyoruz. İkisinde yarı çap aynı değil mi? Aynı. Pi R kare çarpı H. Aynı zamanda V tıpa ne işte arkadaşlar? Pi R kare çarpı Yüksekliği kaç tapanın? 6 değil mi? Evet 6 bölü 3 eşit. E o zaman pi yere kareler gitti. H da 6 bölü 3'ten kaç eşit oldu? 2 eşit oldu. E H 2 ise bizden ne isteniyor? Silindirin yüksekliği isteniyor. 10 artı 2'den cevap kaç çıkar? 12 çıkar arkadaşım. Evet cevabı 12 olarak buluruz. Birinci yol bu. Peki hocam ikinci yol ne? Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Şimdi herhangi bir böyle koni olduğunda koni ile silindirin böyle yüksekleri aynı olduğunda taban yarıçapları aynı ve Yüksekleri aynı olduğunda. Bak şimdi. Bunun hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 bölü silindirin hacmi de pi r kare çarpı h değil mi? Pi r kare h'lar gidiyor. Ne yapıyor? 1 bölü 3 yapıyor. ha Aynı tabanlı ve aynı yükseklikli koni ile silindirin hacmi oranladığımız zaman kaç yapıyor? 1 bölü 3 yapıyor. O yüzden böyle bir koni gördüğümüz zaman silindirin içerisinde koni çok çıkar karşımıza. de çok sever. Böyle koniyi silindir içine almak tekniklerden biridir. Orada da hacimde ne yapıyor? Hocam şunun hacmi V iken koninin silindirin hacmi de kaç, kaç V yapıyor? 3 V yapıyor. Karışıklık olmasın diye ben şurayı bir siliyorum şimdi. Ona göre işlem yapacağım. Yani ikinci yol bak siyahla yapıyorum. Ben bunu gördüm ya hop şöyle bir konu yapayım. Arkadaşım şöyle buradaki hacim V ise şunun hacmi nedir arkadaşım? Kesinlikle ama kesinlikle 3 V'dir. Bunu unutma aynı tabanlı ve aynı yükseklikte böyle silindir ve konu gördüğün zaman ki silindirle konu iç içe olduğunda bunu mutlaka yap. Bu da güzel tekniklerden biridir. Bunun hacmi V iken tamamının hacmi ne olacak? 3V olacak. Peki ben buradaki yüksekliği biliyorum. Ne? Şuradaki yüksekliği biliyorum. Buradaki yükseklik 6. Yani şu yükseklik 6. A 3V hacminde 6 yüksekliği var. Hani biz ne demiştik daha öncesinde? Bir silindirde ya da bir prizmada hacimlerle doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet hacimlerle doğru orantılıydı değil mi şeyler yüksekler o zaman şunu yapabilirim şurası boşluğu doldurdu ya hocam boşluğun hacmi burada da V olacak koninin hacmi boşluğu doldurdu o zaman koninin hacmi ile boşluğun hacmi birbirine eşit yani burası V e şimdi 3 V hacminde 6 yükseklik varsa V hacminde de kaç yükseklik vardır 2 yükseklik vardır diyebiliriz o yüzden cevap da 12 olacak diyebiliriz. Bu da ikinci bir teknik. ÖSYM bunu böyle üzerinde duruyor arkadaşlar. Hatta genelde böyle kalemli bir şey soruyor. Bak şimdi kalem olsun şöyle. Kalemi açtığımız şöyle bir şey oluşuyor ya. Biz böyle bir şey gördüğümüz zaman hemen buna ait şöyle bir silindir yap. İşte atıyorum şurası V ise burası 3 V'de. Ondan sonra atıyorum burası da 10 V ise. Aa hocam 3 V'deki 3 K uzunluk varsa 10 V'de de 10 K uzunluk vardır deyip yorum yapabilirsin. ÖSYM'nin sorduğu sorulardan biri de aynen bu şekilde bir soruydu. Ve bence bu şekilde koni ve silindir iç içe olduğunda V3 V'yi kullanmak çok 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 mantıklı. Sen de sorularda bunu kullanmaya gayret et. Tamam mı? Ki sorularda da benim kullandığımı da göreceksin bunu. Genelde bu tekniği kullanıyorum. Tamam şu şekilde çözüm gerçekten kolay oldu ama burada da şu çözüm tekniği de V'ye 3 V, 3 V'deki 6 yüksekliği varsa V'de de 2 yüksekliği gerçekten bize çok pratiklik sağlıyor. Haberin olsun. Evet örnek 16'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 17'ye. Şimdi yüksekleri uzunlukları 18'er birim olan içi boş dairesel dik konu ve içi su dolu silindir. Şekil 1'de gibi tabanları zemine paralel olacak şekilde ipler yardımıyla dengede durmaktadır. Yani ben burada silindirin yüksekliğini de 12 biliyorum. Silindirin yüksekliğini de 12 biliyorum. Şuradaki yüksekliği de kaç biliyorum arkadaşlar? Burayı da 12 biliyorum. Değil mi? Pardon 18 biliyorum. 18 bunun da yüksekliği şuraya kadarki yüksekliği kaç olarak biliyorum? 18 olarak biliyorum. Silindirin tabanından bir delik açılıp suyun koninin içine akması sağlanırsa şekil 2'deki görüntü oluşmuş. E hocam şuradaki böyle silindirin içi tamamen su ya. Ben buradan delik açtım ve su buraya doldu. Su buraya doldu. Şu araya dolamaz arkadaşlar çünkü niye? Burası böyle tamamen burayı kaplıyor ya. Buradan bir geçiş yok, su geçişi yok. E o zaman buradaki boşluk su buraya boşaldı ya. Yani senin buradaki hacmin V ise buradaki hacmin de V olmak zorunda mı? Evet, kesinlikle öyle. Hadi bakalım başka. Şekil 1'de verilen koninin hacminin silindirin hacmine oranı 3 olduğuna göre. Hmm. Şimdi ben bunun yarı çapına R diyeyim. Bunun yarı çapına da büyük R diyeyim. Şimdi bana şunu söylemiş arkadaşım. Şekil 1'de verilen koninin hacmi. Koninin hacmi. Nedir? Pi R kare çarpı H. H'ı zaten 18 değil mi? Evet. Bölü 3 değil mi? Bölü Silindirin hacmini oranı pi r kare yarı r demiştik bunu. Pi r kare çarpı h yani 18. İşte bu neymiş arkadaşım? 3'müş. 18'ler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. Bölü 3 buraya çarpı 3 diye geçti. Yani r kare bölü r kare eşittir 9 yapar. R bölü r de buradan kaç yapar? 3 yapar. Yani r dediğimiz 3 r'ye mi eşit oldu? Evet büyük r dediğimiz 3 r'ye eşit oldu arkadaşım. Şimdi buraya bakacak olursak burası da r değil mi? Evet. Aa, burada güzel bir şey çıktı. R 3 r. Bir benzerlik çıktı burada. Hocam 1'e 3 var. Temel orantıdan dolayı bir işlem yapabilirim ben burada. Şöyle bakacak olursak 1 bölü 3 oran. Yani ise 3k o zaman buraya ne kaldı? 2k kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? Şekil 2'deki silindirin boş kısmının yüksekliği isteniyor. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Neyse şurayı yorumlayayım ben. Şuradaki yüksekliğin 18 olduğunu biliyordum. Şurada 1'e 2 oran var ya. Hani 1'e 3'ten dolayı. 1 bölü e 3. 1'e 2. 1'e 2. E 2 oran burada da olmaz mı? Olur. Yani burası haçsa. Burası nedir? 2 haçtır. Toplamda 3 haşı 18 ise haşı buradan 6 buluruz. Evet koninin yüksekliğini ne bulduk arkadaşlar? 6 olarak bulduk. Hadi bakalım koninin yüksekliğinden dolayı şurayı bulabilir miyim? Evet koninin hacmini biliyorum ve silindirin hacmini biliyorum. E burada hacimleri de eşitleyebiliriz ya da şurada koniye ait şöyle bir silindir yapabilirim. Şurası V ise buranın hacmi nedir? 3V diye midir? Aynen öyle. E ben buradaki yüksekliği koninin yüksekliğini 6 bulmuştum. Bak 3V'de 6 yüksekliği varsa Bak 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 silindirlerde yüksekliklerle doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet 3V'de 6 yüksekliği varsa V'de de kaç yüksekliği olacaktır? 2 yüksekliği olacaktır. Dolayısıyla X'i kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Hacimlerle yüksekler doğru orantılı kardeşim. Gördüğünüz üzere çok güzel 2 soru paylaştık seninle birlikte. Biraz önceki verdiğim kalem örneğini de sakın unutma. Tabi burada normalde yine hacimleri de eşitleyebilirdiniz. Pi R kare çarpı H. Pi R kare çarpı X derdiniz. Yani pi r kare çarpı 6, pi r kare çarpı x'e eşit derdiniz. Pardon. Pi r kare çarpı 6 bölü 3 pi r kare çarpı x'e eşit deyip orada da işlem yapabilirdiniz. Ama şu tekniği de bil kardeşim. Bil. Bil. Bana güven. Bana güven. Çünkü genelde bu şekilde silindirle koni iç içe sorulduğunda şöyle koniyi silindir içerisine almak çok güzel bir tekniktir. Ve ÖSYM bu tekniği kullanıyor. Bu teknikten yapılan sorular genelde daha kolay çıkıyor ÖSYM tarafından sorulduğu zaman. Geldik kesik konuya. Kesik koni biçilir mi? <laughs> evet. Bayat da esprilere devam. Neyse kesik koni. Arkadaşlar kesik koni gerçekten çok kolay bir koni. Ay yine devam. Neyse idare edin arkadaşlar. Vallahi bu esprileri ta böyle son videolarda yapıyorum ya. Neyse bu zamana kadar sabrettiniz. Arkadaşlar kesip yine bitti. yaptığımız gibi kesik koni de de yine ne yapacaksınız? Benzerlik yapacaksınız. İşiniz çok basit. Hocam benzerlik oranı şunlar R1 bölü R2 ya da benzerlik oranı hocam H1 bölü H1 artı H2 ya da benzerlik oranı şu bölü şu. Kesik koni neresi? Bir konuyu kestiğin zaman üst tarafı kesik koni değil. Üst tarafı yine bir konu oluyor. Kesik koni kısmı neresi arkadaşım? Tam olarak burası. Dikkat et. Kesik koni altta kalan kısmı. Kesik koni. Çünkü tam bir koni değil. Kesik koni gördüğün zaman da tam koniye tamamlayacaksın. Ve benzerlik hacim ilişkisi yapacaksın. Kesik piramitten bunu biliyorsun zaten. Benzerlik oranı mesela atıyorum burası 2 burası 1 birimse. 2 bölü kaç? 1 değil 3. Benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün kübü nedir arkadaşlar? 8 bölü 27. Yani burası 8 V ise tamam 27 V. O zaman buraya kaç V kalacak diyeceksin. 19 V kalacak diyeceksin ve işlemini yapacaksın. Peki kesik konu sorulduğu zaman sen önce üsttekinin hacmini bulacaksın. Yani 8 V hacmini bulacaksın. O da benzerliklerden yarı çaplar falan çıkıyor zaten. İşte pi r kare çarpı h bölü 3'den olayı bulacaksın. 8 v'yi bulduktan sonra v bulur ve 19 v'yi de çok rahat bir şekilde bulursun. Yani kesik koni gerçekten çok kolay. Bir de kesik koninin açılımı arkadaşlar kesik koni bu şekilde değil mi? Evet sen normalde şöyle bir şeyi açtığın zaman ne geliyor arkadaşım? Şunu açtığın zaman bir daire dilimi geliyor değil mi böyle? Peki sen kesik koni açtığın zaman ne geliyor? Hocam tabanda iki tane daire. Bak burada daire de oluyordu. İki tane daire şöyle bir daire tamam. Yan 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 yüzeyi açtığın zaman ne geliyor peki? Yan yüzeyi de açtığın zaman dairenin böyle şu parçası olmaz mı arkadaşlar? Evet. Burada gösterdiğim ki daha rahat yap diye. O zaman şöyle bir halka olacak elimizde. Açılmış halini gösteriyorum bakın. Ee, bir halka olacak şöyle şu şekilde elimizde. Bir de ne olacak? Tabanda ve tavanda iki daire olacak. Yani dairelerimiz de aha da böyle. Bir büyük daire burada, bir küçük daire burada. Şunun çevresi buraya eşit oluyor şunun çevresi de buraya eşit oluyor. Dikkat et. Kesik koninin de açılımı bu şekilde. Kapattın. Alttan kapatları da üstten kapağı da kapatınca kesik koni çıkıyor. Tamam. Evet olay bu. Benzerlik oranı kübü hacimler oranı eşit. E alanlarla da ilgili yine benzerlik oranının alanı alanlar oranı eşit oluyor diyebiliriz. Geldik buraya. Aa hocam ne güzel. 4 4. Bizden şurası isteniyor. Ben buranın kaç olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Şimdi ben burada bu şekildeki şekli ters çevirdiğim zaman İçindeki su aynı değil mi? Evet. Şunlar 4 dörtgen şunlar birbirine eşit. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. Hocam 1 bölü 2'nin kübü kaçtır? 1 bölü 8'dir. Yani burası V iken burası 8V. Deme öyle. Deme deme deme. Tamamı 8V. Yani buraya ne kaldı? 7V kaldı. E, ee, i̇çindeki su miktarı aynı. Boşluk da aynı. Ters çevirdiğim zaman da içindeki su miktarı aynı. Boşluk da aynı. Yani bu sefer 7V ve böyle oldu. Ee, şimdi burada benzerlik oranı yapabiliriz yine. Benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Hocam şu bölü tamamı yani X bölü 8 X artı 8 değil tamamı 8 ya. X bölü 8 benzerlik oranı değil midir? Evet. X bölü 8 benzerlik oranının kübü hacimler oranı eşit olacak. Bir ne? 7 ve öbür ne? tamamı 8 V'ye eşit oldu. Her iki tarafın küp köküne alınca ne geliyor arkadaşım? X bölü 8 geldi buradan küp kökünü alınca buranın buranın da küp kökünü alınca ne oldu? Küp kök 7 bölü Küp kök 8 küp kök 8'de 2 yapmıyor mu? Yapıyor. E bunlar bunlar sadeleşti. 4 4 ile de bunu çarpınca x de 4 çarpı küp kök 7'ye eşit oldu. Bildiğiniz benzerlik hacim ilişkisi kardeşim. Var mı bir sıkıntı? Bence yok. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz ama içi su dolu olan şekillerde yan yatırırlar, ters çevirirler, bilmem ne yaparlar. Bunlarda neye dikkat edeceğiz? Bunlarda bizim için önemli olan şey içindeki su miktarının yani suyun hacminin değişmemesi. İlk etapta su hacmini buldum. Sonra 7V'ye V'yi yerleştirdim. Sonra benzerlik oranı kübü hacimler oranı eşitledim. Ve olay bitti. Geldik bir sonraki soruya 19. soruya. Diyor ki ben BC etrafında döndüreceğim bunu. Arkadaş BC etrafında döndürdüğüm zaman daha önce bir önceki videoda bundan bahsetmiştim zaten. Hatta bunun her türlü örneğini vermiştim. Bunun etrafında 360 derece döndürüyorum. Dikey, dikey etrafta döndürüyorum şöyle. Önce bir simetriğini alıyoruz şeklin. Simetriğini aldık şöyle bir simetriğini aldık şeklin. Simetriğini alınca Dolu olan kısım burası değil mi arkadaşım? Evet dolu olan kısmı şöyle gösteriyoruz. Burası dolu. Tamam. E ee, sonra ne olacak? Sonra da güzel şeyler geliyor. Döndürelim. Dikeyi de döndürürsem yuvarlatlar. bak sivri noktalar şöyle şöyle geldi. Hop şöyle bir dönüş olacak. Altta da sivri nokta en uçtaki sivri nokta buraya gelecek. Hiç bak bunlarda böyle yuvarlak yapmama gerek yok buralarda. En alttakinde ya da en üsttekinde yapsak yeterli oluyor. Şöyle geldik şöyle geldik. Evet ne çıktı karşımıza arkadaşım? Bir kesik konu çıktı. Kesik konu çıktığı zaman yapman gereken tek şey bunun hacmi isteniyor. 360 derece döndüğünde kesik konu çıktı ya. Bunu tam konuya çevirmen tam konuya çevirdin. Hocam benzerlik bakıyoruz. Benzerlik kaç burada? Hocam 2 bölü 4. E o zaman yukarıdakinde de yüksek lazım olacak ya. Yani 1'e 2 oran vardı burada? 2 bölü 4, 1 bölü 2. Yani şunlar birbirine eşittir. 3 ise burası da 3 mi olur? Evet. Benzerlik oranına bakıyorum şöyle bir. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü kaçtır? 1 bölü 8. Yani buranın hacmi V iken şu kesik koninin hacmi tamamı 8 V olduğundan 7 V oldu. Ben V'yi bulacağım. V'yi bulabilir miyim? Bulurum. Hocam V dediğimizde tavan belli, yükseklik belli, taban yarıçap belli, yükseklik belli. Hacim neye eşit olacak? Pi r kare çarpı h bölü 3'e eşit. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3. Şunlar şunlar gitti. 4 pi yaptı. A benden ne isteniyor? 7 v isteniyor. V yerine 4 pi yazarsam cevap da böyle 4 kere 7 28 pi yaptı. Evet. Arkadaşım örnek 19'u 28 pi bulduk. Kesip koni. Gerçekten çok kolay bir koni. Ay. Devam neyse. Kesip koni gerçekten çok kolay. Benzerlik hacim ilişkisinden sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Geldik buraya. Şekilde kesik dairesel koninin açılımı verilmiş. Evet açılımından bahsetmiştik zaten. Kesik koniyi de şöyle bir şeklinde çizelim isterseniz. Hocam kesik koni nasıl oluyordu? Tam bir koniden oluşuyordu değil mi? E, tam koniyi çizelim. Şuradan da keselim. İşte kesik koni dediğimiz yer burası. Açılımını da biraz önce göstermiştim zaten. İki tane e, normalde daire dilimi oluyor burada. Daire diliminin halkası oluyor kesik de. Bak daire dilimi halkasını açtık. İki tane de daire de bu şekilde koyduk. Şimdi BC'yi vermiş bana. Bak 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 bak. BC burası. Yani 4 pi burası. Aa hocam burası. Bunun çevresi değil miydi? Evet bu buraya yapışıyor çünkü. Yani ben buradaki yarıçap bulabilirim. Yani 2 pi eşittir 4 pi ise buradan r'yi kaç bulurum? 2 bulurum. Aynı zamanda burası da 6 pi demiş. Şurası da 6 pi denmiş arkadaşım. E hocam bu da şunun çevresi olmaz mı? Aynen öyle. 2 pi büyük r diyelim bu sefer 6 pi ise Buradan da R'yi 3 olarak buluruz. Evet bunun yarı çapı 2. Bunun yarı çapı da kaç oldu? 3 oldu. Başka CD'yi vermiş bana. CD şurası. CD dediğimiz bu burası değil mi arkadaşım? Kök 5. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Kesip konide. hop yüksekliği çizelim kardeşim. Yüksekliği çizince 2 bölü 3 oran var. Hocam 2 bölü 3 oran olacak. Yani burası 2K iken tamam 3K olacak. Burası K oldu. K dediğimiz kök 5 ise 2K dediğimizde 2 kök 5 yapar. Çok güzel. E burada Pisagor bağıntısından 2 var 2 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgenden burası da 4 çıkar? Evet. 2'ye 1 oran var. 4 ise o zaman burası da kaç yapar? Burası da 2 yapar. 2'ye 1 oran 2'ye 1 oran. Tamamıyla bir benzerlik. E kesik koninin hacmi isteniyor benden. Tamam bitti olay. Benzerlik oranı kaç? Hocam 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün kübüne bakıyorum. 8 bölü 27. Yani burası 8 v iken ta tamam şurası 27 v değil. Tamamı 27 v. Ta o zaman buraya da ne kaldı? 19 v kaldı. Şimdi 8V'yi bulabilirim ben. 8V hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 4 bölü 3. E o zaman bu an burası 4 yarı 4 16 bölü 2. şu gitti 8 mi kaldı? 8'e e bölünce 2 mi kaldı? Evet. Buradan V neye eşit oldu o zaman arkadaşım? Burada 2 kaldı. 2 pi bölü 3 yaptı. A benden ne isteniyor? 19 V isteniyor. 19 çarpı 2 pi bölü 3'ten dolayı. Çünkü kesik konunun hacmi bu. O zaman cevapta kaç yapıyor? 38 pi bölü 3 yapar. Zor mu arkadaşım? Vallahi hiç kesinlikle zor değil. Eski bilgilerinle de birleştirdiğin zaman çok da kolay bir şekilde çıkıyor. Örnek 20'yi 38 pi bölü 3 bulduk ve geldik örnek 21'e. Evet benzeri sınavda da çıktı arkadaşım. Bak ne diyor? Şekilde dik silindir şeklindeki bir akvaryumun içerisine TAB yani şöyle bir e, ne konu yerleştirilmiş. Akvaryum yarısına kadar dolması için 11'in kub su, su konulmuş burası. Arkadaşım yani şurası boşluk. Normalde silindir şeklinde bir akvaryum var mesela. Şu kısmı dolu böyle e, koni şeklinde bir dağ gibi düşün ya da bir e, kap gibi düşün böyle orası dolu. Oraya su girmiyor. Su nereye giriyor? Şu araya girecekmiş. Peki şimdi 11'in küp su konmuş. Burada 11 küp su varmış. Öncelikle silindir ile şurada ne var arkadaşım? Öncelikle şuna bakalım arkadaşım. Bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şurada bir benzerlik var. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani burası V iken burası 7V mi yapacak? Evet. Tamam 8V olduğundan buraya 7V kaldı. Peki ben şunu biliyorum. Bir silindir ile bir koninin tabanları aynı. Yüksekleri de aynıysa 3'te 1'iydi. Daha dersin başında bahsetmiştim bundan. Yani burası 8V ise tamamı 24V değil midir? Evet. 24V ya. Arkadaş o zaman bu da tam iki eş parçaya bölündüğü için yükseklikte silindirde yüksekliklerle hacimler doğru orantılı. Yani burası 12V, burası da 12V olmaz mı? Buradaki silindirin hacmi. Evet. Dolu olan kısmı 7V. O zaman şuradaki boşluk ne kalıyor arkadaşlar? Burası 7V ise boşluğa 5V mi kaldı? Aynen öyle. Bu boşluk ne? 5V. Kaç 11'in küp küp olmuş. V'yi buradan 2 olarak buluruz. Evet. Diyor ki bize hacmi 3 birim küp olan balıklardan en fazla kaç tane akvaryuma konulursa 3 tane bak x tane hacmi x hacmi 3 olan bir küp e, hacmi 3 birim küp olan bir balık koyacağım buraya en fazla kaç tane akvaryuma konulursa su taşmaz. Suyun taşmamasını istiyorum yani şuradaki suyun hacmin e, şuradaki hacimden ne olması lazım balıkları koydukça su yükselecek mi yükselecek yani su yükseldikçe buradaki hacmi mi dolduracak evet. İşte buradaki hacmi taşmaması lazım. Küçüktür buranın hacminden diyeceğiz. E arkadaşlar şuraya bakacak olursak burası 12V ya şuradaki kısımda V ya o zaman buraya kaç kalıyor? 11V mi kalıyor? O zaman x tane şimdi x tane 3 birim küp ne olmak zorunda? 11V'den küçük olmak zorunda suyun taşmaması için. Çünkü hacmi kadar su yükseliyordu. O zaman hacmi kadar su yükseldiği için şuradaki o hacimler burayı dolduracak. Buranın da taşmamasını istiyorum. Buranın hacmini de ben şurası 12V ya. V'si buradaysa 11V olarak buldum. O yüzden X çarpı 3. 11V'den küçük olmak zorunda. V'yi de zaten 2 bulmuştuk. Yani 3X küçüktür 22 olacak. O zaman X ne olur arkadaşlar? 7 koyarsam 3 kere de 21 yapar. En fazla 7 balık koymam gerekiyor o zaman. Çünkü 8. balık koyarsam 22 hacmini açıyor. Arkadaş bu da çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü hacmi kadar su yükseltmesi hikayesi falan filan daha önceleri zaten bunlardan da bahsetmiştik. Evet örnek 21 böylelikle 7 çıktı ve geldik örnek 22'ye. Yandaki şekilde yüksekliği 4 birim olan kesik dik koninin üstten görüntüsü görünümü verilmiştir. Bak 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 çok güzel bir soru. Kesik koni arkadaş kesik koniyi hemen şöyle bir çizelim. Hop üstte bir daire altta da bir daire olacak şöyle. Şimdi üstten görünümü diyor ya hocam tam üstten baktığın zaman şu üstteki daireyi görüyorsun. Bunun altını görüyor musun? Göremezsin. Altını göremediğin için işte bu şekilde öyle bir görüntü oluştu burada. Yani şunun üsttekinin yarı çapı kaç diyor sana? Üsttekinin yarı çapı 3. Alttakinin yarı çapı kaç diyor sana? 6 diyor. Bitti gitti. Burası 3. Burası da 6 olacak arkadaşım. Evet buna göre bu konunun yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. E ee, Burada biz ne yapacağız arkadaşlar? Kesik konimiz bu şekilde bu kesik koninin yüzey alanı isteniliyor bizden. Şimdi herhangi bir şekilde yüksekliği ha yüksekliği verilmiş bak kesik koninin yüksekliği verilmiş. Ben koni gördüğüm zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Bunu tam koniye tamamlıyordum. Kesik koninin yüksekliği 4 verilmiş. Hocam yükseklik 4. Burası tamam mı? Hayır. Tamamı değil. Dikkat dikkat. Kesik koninin yüksekliği şurası değil midir? Evet burası 4 birim. Şimdi burada 3'e 6 yani 1 bölü 2 oran var değil mi? 1'e 2 orandan dolayı işte 1 bölü 2 oran olacak. Şunlar birbirine eşit olacak. O zaman 4 ise burası da 4 müdür? Bunlar da birbirine eşit olacak. Peki. Şimdi alandan bahsediyoruz. Arkadaşlar ben bunu açtığım zaman. Hocam şu dairenin alanı değil mi? Hayır üstten görünüm bu. Dikkat et. Bunun açılımını yapacak olursak. Bunun açılımı nedir? Şöyle bir açılım var değil mi? Şöyle bir açılımda. Bunun yanal alanı. Taban alanlarını bulacağım. Artı şuradaki yanal alanı bulacağım. Taban alanları basit taban alanları artı yanal alan diyeceğiz. Yanal alan diyeceğiz. Arkadaş taban alanları basit. Pi r kare artı pi r kare taban alanları artı yanal alan dediğimiz nedir arkadaşlar? Şimdi sen bunu tam bir konu olmuş olsaydı ne olacaktı? Şöyle bir açılım mı olacaktı? Evet. Şöyle bir açılım olacaktı. Tam konu olmuş olsaydı. Ama bu hop şöyle yanal alan derken işte şu alanı bulmaya çalışacağız. E buradaki Daire dilimin alanından da sonuca da ulaşabiliriz aslında değil mi? Evet. Daire diliminin alanından sonuca ulaşabiliriz. Peki pirildi aslında. 3, 4, 5 üçgen değil mi? Aynen öyle. Şimdi buradaki yanal alan neydi normalde arkadaşlar? Pi, R kare, alfa bölü 360'dan da bulabiliriz de yanal alan aynı zamanda pirildi. Arkadaş ben şurayı bulsam e, burası şunun yarıçapı kaç? 3. Bunun L'si 5. Şuranın yanal alanı belli oluyor zaten. Pi çarpı e, R çarpı L. Yani burası 15 pi yaptı. E, burası 15 pi ise benzerlik alan ilişkisinden yola çıkabiliriz aslında. Burası da 5 ya. Hocam 1 bölü 2'nin karesi işte ya da burası 1'e 3 oranı olacak böyle. Burası da 45 pi olarak söyleyebiliriz. Yanal alanı yanal alan 45 pi diyebiliriz. Ya da ne diyebiliriz arkadaşlar? Büyük alan ne yapıyor? Yarı çapı kaç? 6. Yüksek e, L'si kaç? 10. Pi 6 çarpı 10. Kaç? 60 pi yaptı. Tamamı 60 pi ya. Bak tamamı 60 pi. 60 P'den 15 pi çıkıntı yap, Buraya da 45 bir kaldı diyebiliriz. Değişik teknikler var. Sana kalmış. Tekrarlayayım mı? Tekrarlayayım. Şimdi taban alanları buradaki kesip koninin yüzey alanı isteniyor. Taban alanları 6'lık yarım daire, 6'lık tam daire, 3'lük tam daire. Yarı alanını da bulurken tam açılmış vaziyetindeki şuradaki şeyi bulabilirsin. Ya da hocam şu bunun alanı neydi? Şurayı da 5 bulduk ya. Hocam şu uzunlukları bulup Hani alt taban artı üst taban çarp yüksek bölük şeklinde de bulunabiliyordu. Bunun çevresinde mesela? 2 pi r. Burası da 2 pi r. Yani burası 6 pi yaptı. Burası da 12 pi yaptı. Alt taban artı üst taban 18 pi. Çarp yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşabilirdik. Bak 45 pi 7 olarak bulabiliriz. Bir sürü yol var ya. İstersen tam daire dilimi e, şeklinde. Şurayı bulduk piril diye. Sonra tamamını bulduk piril diye. O zaman tamam 60. Burası da 15 ise buraya 45 pi kaldı diyebiliriz. Ya da başka ne yapabilirdik? 15 pi bulduktan sonra hocam şunlar birbirine eşit ya. Üçgendek gibi bunlar eşit olduğunda burası A iken burası 3 A oluyordu ya. 15 pi ise 3 katı diyebiliriz. Sana bütün ses yenekleri söyledim kardeşim artık daha ne yapayım yani. Her yerden bulabilirsin. İşte bunu gösterdik sana. Evet örnek 22. 90 pi yapar. Yok 90 pi mi yapıyor? Toplayalım bunları işte. 36 artı 9'dan 45 pi. 45 45 daha kaç yapıyor? 90 pi yapar. Evet böylelikle son soruyu da 90 pi bulduk. Ve konuyu bitirdik. Sırada ne var? Sırada küre var. O zaman bir sonraki videoda kürede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.